Evet, İnalcı ailesi. İyi misin Elif? Elif İyiyim Dergiz'e hocam, başvurduk. şükür. 19 yaşındaki kızımızı, 44 yaşındaki 5 çocuk, 4 çocuk babası. Resul acaba Acıbay. Acıbay. Acıbay mı? Acıbay mı? Acıbay. Acıbay. Kaçırdı. Dolayısıyla bize yardım edin demişti. Hatice de bambaşka şeyler anlatıyor. Ailesinden çok fena şikayetçi. Özellikle Yazıklar olsun. Resul'ün yeğeni Harun'la Yazıklar olan olsun. arkadaşlığının ardından köyde ve Resul'le de aralarında dedikodu çıkmış. Peki en son adliye gittiğinde sen orada kalmıştık. Resul'e nasıl çağırdın orayı ben anlamadım. Bana onu bir Ben anlatır ilk mısın önce lütfen? onlar beni sinirlendirdiler ya. Köye gitsem zaten orada beni dövecekler, şey yapacaklar. Peki başka tanıdığın kimse yok mu? Arkadaşın yok mu? Sığınabileceğin bir akraban yok mu Yok, ben okulum burada diye buraya gelmek istedim. Hayır, nasıl Muğla'da. Oldu? Ay, Yoldan pardon, çıktıktan sonra nasıl oldu Muğla'da diyor. Onu diye. anlatıyor. Peki Oradan çıktıktan çıkınca sonra. hiç mesela niye Resul'ü arıyorsun? Yani senin danışabileceğin, arayabileceğin... Ya çünkü zaten ona dava açtırıyorlar. Ben de dedim ki bana böyle yapmamı istediler. Ben de yapmadım. Muğla'ya gideceğim dedim. Beni neredeyken aradın diyor, onu soruyor. He, taksiye bindim, öyle aradım. Yani sonra... taksi aradım önce. Ondan sonra uşağa gidince, uşakta inince onu aradım. Resul peki... Hayır, taksici erkek aramış. Hayır Hatça. Taksici erkek aramış. Ne? Taksici erkek aramış. Hayır, ben aradım taksiciyi. Hayır. Ya, hayır, ben taksici erkek aramış. Bana öyle söylemiş. O sırada sen de orada mıydın cezaevinde? Hayır, yani, ben hayır. Simav sanayideydim. Simav sanayideydi. Evet, aracım sanayide taksiciye olduğu için. Taksiciye erkek aramış. Babam öyle dedi bana. Sanayideydim. Taksici öyle demiş. Taksiciyi Resul mü aramış acaba? Erkek aramış. Kim aradığını ben bilmiyorum. Belki aramış taksi. Ben şunu anlamıyorum. Yazıklar Sen diyorsun olsun. Ki benim köyde Resul, benim Harun'la yeğeniyle bir arkadaşlığım oldu ama çocukluk arkadaşlığımdı. Bir ciddi bir şey olmadı aramda evet. diyorsun. Benim dayısıyla, yani erkek arkadaşımın o dayısıyla da bir dakika aramda bir şey yoktu diyorsun. Ama sonra yani aranda Yazıklar bir şey olmayan olsun. İnsanı telefonla arıyorsun ve ondan yardım istiyorsun. Sen hiç mi Yo, yani o zaman zaten ya öyle şey nasıl söyleyeyim? Arkadaş olarak konuşuyorduk. Şey Harun'la konuştuğumda Resul'le konuşuyordum. Ama Resul öyle senden bir... tattım benim. Resul senin neredeyse baban yaşında. Neredeyse baban yaşında. Evet. 25 yaş senden büyük. Evet. Sen onunla arkadaş olarak mı konuşuyordun? Yazıklar olsun sana. Ya öyle sık konuşma yok zaten. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Mesela yolda görsem konuşurum. Resul sen doğruyu söyler misin? Evet, ben doğruyu dinliyorum. Ay, yalan olsa da müdahale ederim. Peki az önce yani... nasıl hitap ettin? Bir daha hitap eder misin? Ne diyorsun mesela sen ona? Resul diyorum. Daha Resul önce abi diyorum. Resul abi. Amca diyor daha doğru olmaz mı? Amca diyordun. Yazıklar olsun sana. Hani aramızda sana. Bir şey yok ya, o yüzden. Amca diyordun. Tamam, yazıklar öyle olsun diyorum. Sana. Demeyeceğim yazıklar olsun sonra, sana. Demeyeceğim bundan sonra. Bundan sonra demezsen yazıklar bundan olsun. Bundan sonra demiyorum. Ne, abi, ne diyeceksin ona? Yazıklar olsun. Ne diye sesleneceksin? Resul diyeceğim. Ne diyeyim? He? Tabii. Senin birden yazıklar 4-5 olsun. Tane kaç çocuğun var Resulcüğüm? Benim dört. Dört tane çocuğun oldu şu anda, biliyor musun? Evet. Onlara annelik mi yapacaksın? Yazıklar niye ben olsun. Onların anneleri var, ben niye annelik yapayım? Niye? Gelecekler evlatları değil mi? Eve gelecek. Ya kendi yazıklar görüşür olsun. Ben niye annelik yapayım? Sen anneleri var onların. Resul'le peki gittikten sonra 36 gündür, 36 gün boyunca Resul'ün ya yanında mıydın? Bir dakika Hatice. Hı, tamam. Hı? 36 gündür Resul'ün yanında mıydın? Hı, ben sen mi soruyorsun? Evet, sana soruyorum. Hayır. Evet. Ya oradan gidince zaten uşakta beraber gittik. Sen olayı tam anlatsana. Sen anla. Ya seni aradı. Ya. Seni aradı. Beni uşaktakini aradı. Tamam. Böyle böyle dedi. Ben ilk önce kendine de sorabilirsin. Kabul etmedim. Tamam mı? Kabul etmedin de niye evine dönmedin? Ya bir laf dinle ya. Dur, nasıl dinleyeceğim sana ya? Sana ne, benim nereye gideceğim ya? Elif Hanım, nasıl bilmeyeceğim ya? Sana Elif Hanım, dur bir öğreneyim. Sen niye bana sen saygılı ol. Sen kadınla neyse. Konuşuyorsun. Ben saygılı dedim, ol da Elif Hanım, sen de dikkat et. Ben şey kadınla deyince, konuşuyorsun. Annesiyle tamam konuşuyorsun. Tamam da ama hala diyor ben evine döndü. Bana benim nereye gideceğim, ne yapacağım, ben karar ne kimse vermez. O zaman benim çocuğumun ardından ne işim bana dedi, var? Çocuğumu bırak diyordu, onu söylüyor. Çocuğumu bırak nereye? O zaman dedi Elif Hanım, bir Elif Hanım olayı bir anlayalım. Elifciğim olayı anlayalım. Tamam, söyle Resul. Ben dedi ben uşaktayım dedi. Tamam mı? Ben uşağa gittim. Tamam. Beraber Muğla'ya gittik. Tamam. Tamam mı? Amcası diyor ya Bursa'ya gitti, Bodrum'a. Yalan. Sen orada biz ev mi tuttun Muğla'ya Muğla'da? Gittik. Hayır ha. Bak dinler misin? Dinliyorum. Önce 3 gün otelde kaldık Muğla'da. Hiçbir çıkma etme yok. 3 gün otelde kaldık. İsmini verirsem reklam olur herhalde. Reklam olmasın. Ayrı ayrı ha. Odalarda mı kaldınız? Hayır, aynı oda ama ayrı yataklar. Aynı oda ha. Ayrı yatak. Ondan sonra yazıklar olsun. 3 gün kaldık. 3 gün sonra ben de hatta kendisine de dedim. Hı. Ara dedim. Anlatabildim mi? Ara söyle.
Onlar dedi ki ben... İletişimdeydim zaten. Konuştum anne. Annemle babamla da konuştum ben. Mesajlarımızı size verdim zaten. Niye okumuyorsunuz? Ama şimdi olayı bir dinleyelim. Sizden okuruz mesajları. Tamam. Okumayacağım diye bir şey söyleyebilir miyim? Neyse sizin, bu ikisinin el tutuldu. Hı. Tamam mı? Ben dedim ne yapacaksın sen dedim. Yani onu söyle. Dedi ki ben dedi biraz kafamı dinleyeceğim. İş bulacağım. Anlatabiliyor muyum? Ev mi tuttunuz? Evet. Üç gün sonra. Üç gün sonra. Dördüncü gün. Evet. Muğla'da ev tuttun. Evet. Dedi ki kafamı dinleyeceğim. Biraz şeyeceğim. Ondan sonra dedi kendim de ne yapacağımı dedi okul için karar vereceğim dedi. Hı. Yurtlar dedi açılır evet. Açılmaz bilmem ne olur ne olmaz diye. Tamam dedim sen bilirsin beni ilgilendirmiyor. Ondan sonra bu ikisini gitmiş bir yerde bir iş buluyor. Tamam mı? İş yerine de bir kere bile gitmedim. Hatice mi iş buluyor? He kendisi gitmiş bulmuş. İş yerine ne zaman biliyor da buluyor acaba? Ondan ya sonra evin yanında ya, zaten tamam bir dakika yakın. Bir ya. O sırada aynı evi paylaşmaya devam ediyor musunuz? Ben bazen geliyorum ama ayrı. Aynı değil. Senin ayrı evin mi var? Hayır evet. Ben arkadaşın yanında kalıyordum. Sen arkadaşın yanında kalıyorsun. Yanında Hatice tek başına mı kalıyordu? Ya bana dedi bir iki defa hani şey yaptı korkuyorum falan dedi sesler mesler geldi dedi. Anlatabiliyor muyum? Hı. O zaman o bir odada çekti ben bir yerde kaldım. Tamam. Kaçar kimse evinden, ondan sonra kimse evinden kaçmaz. Neyse bu kişinin çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı. Nerede çalışmaya başladın Hatice bu arada? Bir fırın gibi fırında. Bir yerde. Ondan sonra ikisinin dedi yövme ağız dedi ben dedi çalışmıyor. Benim sorunum değil. Çalışırsın çalışmasın o senin sorunun. Babanın ondan sana sonra verdiği 5000 lira yanında mıydı o sırada? Babam bana 5000 lira vermedi. O para benim yatan kredim. Okullar tamam, açılmadığı tamam, için. Biz, tamam sen o kredim paramız. O kredi mi yanındaydı senin? 5000 lira para mı vardı evet. Yanında senin? Sen o parayla beraber Resul'le beraber gittin evet. Değil mi? Yanında o vardı. Hı. Senin yanında da 30 bin lira eşinin çektiği kredi mi vardı? Hayır hayır. O başka bir yere gitti. Hayır onu araba için harcandı o. Araba için araba harcandı. Araba için harcandı. Araba şu anda hala da sanayide. Peki ben şunu sormak istiyorum Resul. Hı. Şimdi senden yardım istemiş. Evet. Annesine babasına ailesine öfkeli. Hı. Sonrasında artık sen hangi sıfatla ona yardım ediyorsun şu anda? Nasıl aynısı? Yani nedir yani senin rolün ne? Sen beraber nesi oluyorsun? Bir arkadaşın. Yarı yolda. Ya ailesi gelene kadar. Babası diyor ki bana evden at diyor. Bende ses kayıtları var. Evden at diyor. Ben diyorum kötü yola düşersen onu bırak diyor düşsün diyor. Benden gidildi diye biliniyor herkes. Bunu yarım bir gün bir şey ettiğinde ne diyecekler? Resul attı sattı. Sana diyor ki bak sana Resul diyor. Mecbur denilecek. Evleneceğim. Sen niye evine dönmedin? Bak, niye şey niye evine dönmedin? Nasıl durduğumu şimdi anlıyorsun arkasında bak. Çocuk arayınca niye evine dönmedin? Niye durmayacağım? Ben o zaman yaptım. Çocuğumu buldurdum. Bir dakika yine ben kimseye ben var ya hiç kimseye hesap vermedim vermem de bak şurada bir şey konuşuyor. Resul peki sen ne yapıyorsun? Elif bir saniye Resul ben onunla evleneceğim diyor. Sen onunla evlenecek misin? Zaman gösterecek şu an okulu var okulu bırak evlilik işini şu an okulu var. Evliliği bırak evlilik ne? Zaten evlenemezsin evlisin sen. Nasıl? Sen zaten evlisin evlenemezsin ki. Ya ben sana evleneceğini demiyorum. Diyorum ki diyorum okulu hayır, var. Zaman okulu. Gösterir şu diyorsun ya var. Öyle bir niyet var mı? Yazık ya var. Niyetin var veya yok. O bana ait olan bir şey. Ama okulu var 3 sene. Senin kızın okuyor yazık mu? Var. Aynı yaşta olan hayır, kızı ne yapıyor? O okulu bıraktı. Ne yapıyor kızın? Vallahi en son duydum Akhisar'da çalışıyor diye. Görüşmüyor musun kızınla? Yok hayır görüşmüyorum. Onunla görüşmüyorum. Peki senin yaptıkların bu şeylerin normal olduğunu düşünüyor musun Resul? Ben yaptığım bir şeyde bir kötülük ne var? Nasıl? Kötülük ne var? 19 yaşında, senden hala, 25 yaşında. Ya şimdi sizden diyorsunuz ben evlilik için götürmüşüm gibi. Yani sanki ben köyünden evinden almışım, kaçırmışım. Bu havayı verme. Ay vermiyorum, öyle bir şey vermiyorum. Niye dönmedim Hatice'nin söylediklerinden söylüyorum. Ben kaçırmamışsın. Ben işe gidiyorum. Bak kaçırmamışsın, bir dakika, bir tamam. Şey söyleyeyim. Yarına gelmiş, ben, tamam. Ben çalışmaya gidiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben çalışmaya gidiyorum. Evde tek kalıyor. Yani normalde de ben mesela arkadaşım evinde kalıyorum. Yine tek kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Benle ilgili... Buradaki sıkıntı ne? Ben Hatice senin hayal hayır. Ettiğin hayal hayır. Ettiğin hayat bu muydu? Sen ailenle çok mutsuz olduğunu söylüyorsun. Annenin işte baban tarafından ezildiğini durup söylüyorsun. Durup da bir ay babanın mı? Sana küfürler ettiğini, hakaretler ettiğini söylüyorsun. Durup hayal durup ettiğin bir evlilik mı? Birinin dördüncü eşi olmak mıydı? Ben çok merak ettim. Beşinci help sen. Beşinci. Beş mi? Beş mi? Resul. Birinde elinden aldılar. Öyle diyorlarmış. Beş, altı da üç tane daha var. Kaç varmış. Tane var? Bilme, ben bilmiyorum ki. Sayıları bunlar biliyorlar. Sen neyse dördüncü ya da beşinci elinden eş... aldırdın ya. Dördüncü. Bir dakika Elif Hanım. Dördüncü ya da beşinci eş olmak mı istiyorsun? Yazıklar olsun. Bu mu hayal ettiğin şey? Yazıklar önce olsun. Önce okulumu bitireceğim. Türkçe öğretmeni olup. Evet. Sonra. 45 yaşındaki kadınla. O zaman kendisi karar verir. Ben yazıklar de ilgili olsun şu an ben vallahi size yine ben Hatice'nin söylüyorum. Çok da sağlıklı düşünmediğini düşünüyorum. Bir ara değil ben ya. Ben gayet sağlıklı düşünüyorum. Bugünü tamamlıyoruz. Ben başım yazıklar döndü gerçekten. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar.